Evet sevgili arkadaşlar sınav bitti. Geçmiş olsun hepinize. Şimdi artık puanlarımızı hesaplıyoruz ve aldığımız puanlarla hangi liselere, hangi okullara girebileceğiz bunların hesabını yapmaya başlayacağız. Buralar çok önemli. Artık önümüzde yaklaşık 2-2,5 aylık bir süreç var. Bu süreçte tercihlerimizi yapacağız ve bu tercihlerimize göre de hayalimizdeki düşündüğümüz okullara yerleşmeye çalışacağız. Peki İstanbul'da e hangi lise kaç puanlı öğrenci almış? 2018 geçen seneyi söylüyoruz tabii ki. Geçen sene Temmuz sonu itibariyle hesaplanan puanlar var. En son okulun aldığı puanlar nasıl olmuş? Buradaki değişiklikler neler ve o okulların sahip olduğu özelliklerden biraz dilerseniz bahsedelim. sizler açısından yani sizler için de bu videoların faydalı olacağını düşünüyoruz. Buna benzer videolarda yine gelmiş olacak. En yüksek puanla yani ilk 20 diyebileceğimiz e, okul sıralamasını sizler için böyle hazırladık. İlk sırada Beyoğlu Galatasaray Lisesi var. Beyoğlu'nda bulunuyor ilçi olarak. E, Anadolu Lisesi vasfında. Hazırlık artı 4 yıl okunuyor. Burada 5 yıllık bir eğitim almış oluyorsunuz. Kız erkek karma bir eğitimi var ve dikkat edin burası Fransızca eğitim veriyor. Yani İngilizce eğitim almak isteyen öğrenci arkadaşlar buna dikkat etmesi gerekiyor. Kontenjanı 100 ve geçen sene en son aldığı öğrenci 473.8 puanlık bir hatta bu küsuratlar da bizim için son derece önemli bakın. 473.8399 yani buradaki 1 puanlık kaymalar belki onlarca yüzlerce öğrenciyi yani sıralamasını değiştirmiş oluyor. Bunlar çok önemli bizler için. E, bu şekilde diyebiliriz. Hemen ardından gelecek ikinci lisemiz Fatih İstanbul Lisesi. Bu da Fatih ilçesinde bulunuyor. Anadolu Lisesi vasfında. Hazırlık artı 4 yıl toplamda 5 yıllık eğitimi var. Kız erkek karma eğitim veriliyor. Yabancı dili bakın e, burada da yine Almanca olarak veriliyormuş. E, 180 tane kontenjanı var ve puanı da e, burada Galatasaray Lisesi'ne çok yakın 469,459 e, puanlık bir e, puanla öğrenci almış en son diyoruz. Beşiktaş'ta bulunan Kabataş Erkek Lisesi'ne baktığımızda ise yine karma eğitim veriyor. Kız erkek e, ve 5 yıllık hazırlık dahil bir eğitimi var Anadolu Lisesi vasfında. Burada İngilizce ve Almanca bölümler var. E, İngilizce tercih ettiğimizde bakın aradaki puan farkı yaklaşık 2.5 puan kadar bir fark var yani Almanca'ya göre. E, İngilizcenin kontenjanı 120 iken Almanca'nın 60 ve burada bakın 461 7276 puan e, Almancasını tercih ettiğimizde ise 459,2789 e, puanlık bir e, dilimde yer almış oluyor. E, yani yaklaşık olarak birbirine yakın diyebiliriz İngilizce ve Almancası. Yani bayağı yüksek puanlara sahip. En son alan e, veya işte en son giren öğrencinin puanları bunlar diyebiliyoruz. Kadıköy Atatürk Fen Lisesi var. Fen, e, Fen Lisesi vasfında 4 yıllık eğitim veriyor. Kız erkek karma ve yabancı dili İngilizce. 120 tane kontenjanı var bu önümüzdeki sene de büyük ihtimal böyle olacak. 451,6437 puanla öğrenci almış diyebiliriz. Bu ilk 5 arkadaşlar. İstanbul'da geçen yıl en yüksek puana sahip ilk 5 okul bu şekilde sıralanmış oluyor. Şimdi gelin diğer okullara. İlk 10'da Fatih Çapa Fen Lisesi var. Puanı 445,233. Fen lisesi vasfında 4 yıllık eğitim veriyor. Kız erkek karma ve İngilizce eğitim vermiş olacak. 150 tane de kontenjanı var. Ardından Fatih Cağaloğlu geliyor. Bakın iyi diyebileceğimiz okulların çoğu Fatih ilçesinde toplanmış arkadaşlar. Cağaloğlu Anadolu sesi hazırlık dahil 5 yıllık eğitim veriyor. Kız erkek karma bir eğitim var. Almanca eğitimi bunu unutmayın. 180 kontenjanı var ve 441,8719 taban puanıyla en son öğrenci almış geçen yıl. Ve Üsküdar'a geçiyoruz. Üsküdar'da ise Hüseyin Avni Sözen var. Anadolu Lisesi vasfında hazırlık dahil 5 yıllık bir eğitimi var. Kız erkek karma eğitim veriyor. İngilizce e, olmuş olacak. Yani yabancı dil anlamında eğitim almak istediğinizde İngilizce alacaksınız. E, kontenjan 180 ve e, buradaki taban puan ise 428,7379 olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki taban puanlar. E, yani başlangıçta bakın şurada ilk e, başlangıçta Galatasaray Lisesi'ni anlatmıştık. 473'lerden daha ilk onu bitirmeden arkadaşlar bakın 420'lere kadar düşmüş oldu. Arada çok ciddi bir fark var bakın. 50 puanlık fark var ve bu ilk e, İstanbul'daki ilk 10 lise arasında böyle puan farkları olabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani ümidinizi kaybetmeyin diye söylüyorum bunu. Ee, yani birinci tercih bitti. Tamam artık ben herhalde bundan sonra başka bir şey yapamayacağım diye düşünmeyin. İkinci, üçüncü tercihleri zorlayın. Çünkü bakın yani artık 420'lere, 400 hatta 10'lara kadar gelmiş olacak. Ee, iyi diyebileceğimiz okullar. Yani ilk 20 okul gerçekten iyi okullar. Buralarda eğitim almak istiyorsak ümidimizi kaybetmeyelim. İkinci, üçüncü tercihleri de zorlayalım arkadaşlar. Burası önemli. Hüseyin Avni Sözen evet 180 kontenjan vardık puanını da söylemiş olduk. Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi vasfında ve hazırlık dahil 5 yıllık bir eğitim süresi var. Kız erkek karma eğitim yapılıyor. İngilizce yabancı dili kontenjanı 240 ve puanı da bakın 426,6014 olarak verilmiş düzüne gidelim biraz da. Beylik düzünde Yaşar Acar Fen Lisesi var. Gerçekten orası da iyi bir okul. Fen Lisesi vasfında eğitim yapıyor. Ve 4 yıllık bir eğitim süresi var. Kız erkek karma İngilizce eğitim dili. Yani yabancı dil anlamında. 120 kontenjanı var. Puanı ise 422,6165 şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bakın Fen Lisesi olmasına rağmen aslında hani böyle... 430-440 olan yani puanı o şekilde hesaplanan öğrenci arkadaşlarımız onları üzülebiliyor. Ben artık fen lisesine gidemem diye ümitsizliğe düşebiliyorlar. E, ama e, bu sizin için belki bir örnek olabilir. Tabii ki burada e, evinizin bulunduğu konum da çok önemli. E, artık adrese dayalı e, okul tercihleri de olduğu için günümüzde. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beşiktaş Sabancı, Sakıp Sabancı Lisesi var. Anadolu Lisesi vasfında eğitim veriyor. 4 yıllık eğitim süresi. Kız erkek karma, İngilizce, yabancı dili kontenjan 150 puanı ise 421,4147 şeklinde sıralanmış. Hemen ardından gelen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. İmam Hatip Liseleri arasında en yüksek puana sahip olan bu okul diyebiliriz. Hazırlık dahil 5 yıllık çok sağlam bir eğitim veriyorlar. Kız erkek karma eğitim İngilizce yabancı dili kontenjan 180 ve puanı da 419,4606 diyoruz arkadaşlar. En son geçen sene bu puanla bir öğrenci almış. Bahçeli evlerde bulunan Adnan Menderes Anadolu Lisesi var. 4 yıllık eğitim veriyor. Kız erkek karma İngilizce yabancı dili 150 kontenjan ve puanı da 416,1976 şeklinde verilmiş bize. Üsküdar Haydarpaşa Lisesi var. Çok eski bir lise. Anadolu Lisesi vasfında eğitim verirken hazırlık dahil 5 yıllık bir eğitimi var. Kız erkek karma eğitim İngilizce ve kontenjanda 180 olarak verilmiş. Puanda 414,692 arkadaşlar. Burada morla boyadığımız kısımlar var. Bakın bunlar önemli diyebiliriz. Çünkü buralar bakın ilk tercihler açıklandıktan sonra Mesela ne oluyor? 427'lerde puan açıklanmış. Ama ikinci tercih, üçüncü tercih tekrar yapıldığında bakın puan nasıl değişmiş? 8 puanlık bir değişim var. Aynı şey Üsküdar Haydarpaşa Lisesi için de geçerli. Başlangıçta açıklandığında belki 424 puanlar açıklanmıştı. Ama ikinci, üçüncü tercihler yapıldıktan sonra en son artık Burada 414,692 ile öğrenci aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu puanları onun için size vermek istedik. Buralar önemli. Ve Büyükçekmece ilçesinde bulunan Şehit Münir Alkan Fen Lisesi var. Burası da 4 yıllık eğitim yapıyor. Kız erkek karma eğitim. Yabancı dili İngilizce kontenjanı da 150. Puanı ise 411,2347 şeklinde verilmiş arkadaşlar. Ve artık sonlara doğru geliyoruz. Son yani ilk 20'de diyebileceğimiz 15 ile 20 arasında bulunan okullar Fatih Vefa Lisesi mesela bunlardan bir tanesi hazırlık dahil 5 yıllık eğitimi var Anadolu lisesi vasfında eğitim veriyor. Kız erkek karma eğitim, İngilizce yabancı dili kontenjanı 180 puanı ise 410, 3984 arkadaşlar. E, Kartal'da bulunan Burak Bora Anadolu Sesi var. Bu e, Burak Bora Anadolu Sesi'nin iki tane bakın bir İngilizce bir de Fransızca olmak üzere bölümleri var. Bancı dil anlamında söyleyebiliriz. E, 4 yıllık eğitim veriyor Burak Bora. Kız erkek karma eğitim yapıyor. Şimdi İngilizce puanına baktığımızda 409,7869. Ama e, Fransızcasına gitmek isteyen olursa 401,6657 puanla en son öğrenci almış. Diyoruz kontenjan anlamında da İngilizce'deki kontenjan Fransızca'ya göre biraz daha yüksek görebiliyoruz bunu. E ardından Beşiktaş Anadolu Lisesi var. 4 yıllık eğitim yapıyor. Kız erkek karma İngilizce yabancı dili e kontenjanı ise 150 puanı ise 406,8636. Bunun da puanı bakın eksi 7 demişiz buraya. Demek ki başlangıçta açıklanan puan 413'lerdeymiş daha sonraki tercihlerde bu puan aşağıya doğru düşmüş oluyor arkadaşlar. E, Fatih çok önemli çok eski bir okul daha var. Fatih Pertevniyal Lisesi. Anadolu Lisesi vasfında 4 yıllık eğitim yapıyor. Kız erkek karma eğitim e, ve yabancı dili İngilizce kontenjanı ise 180 arkadaşlar. E, bu da 406,6266 puanla kapatmış. E, bunun da ilk açıklanan bakın 411'lerdeyken sonraki tercihlerde e, yani 406'lara kadar düşmüş oluyor. Ve az önce söylemiştik Kartal Burak Boran sesini Fransızcasını tercih eden öğrenciler. Bakın başlangıçta açıklanan arasında çok ciddi bir fark var. Bakın eksi 14 demişiz buraya. Demek ki başlangıçta açıklanan 415'lermiş. Ama en son aldığı öğrenci 401'lerde bir puana sahip. Görüldüğü üzere buradan anlayacağımız şey şu arkadaşlar. Yani hesapladığımızda da bizim elimize ulaşan puanlara göre ümitsizliğe kapılmamıza gerek yok. İkinci, üçüncü tercihleri zorlayarak da iyi liselere, iyi okullara yerleşebiliriz. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur sizlere. İstanbul'daki diğer liselerle alakalı da videolar paylaşmaya çalışacağız. Bizi Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.